Merhaba arkadaşlar, sizlere gelişmekte olan mükemmel bir kanal tanıtacağım. Bros Channel'ı ziyaret etmeyi unutmayın. O da benim gibi FIFA Mobile videoları çekiyor ve gayet güzel videolar çekiyor. Neyse haydi bakalım videomuza geçelim. Sol kanat, altın bir sol kanata razıyız abi. Altın bir sol kanat, tamam mı? Hadi abi altın, bak siyah demiyorum, altın diyorum. Lütfen gümüş verme ama altın diyorum sana. Altın ver. Hadi, hadi sol kanat, lütfen sol kanat. Sol kanat lütfen. Yes be abi, yok artık böyle bir şey olamaz ya. Şu an var ya, gerçekten Konami'yi çok sevdim ya. Harbi diyorum, çok sevdim Konami'yi. Herkese merhaba PGL'si, ben Koray. Bugün sizlerle beraber efsane bir PES 2017 mobilde top açılma videosuyla daha beraberiz. Gerçekten süper bir video olacağına inanıyorum. Haydi bakalım başlayalım videomuza. Şimdi kadromuz son hali bu şekilde. Ve burada da gördüğünüz gibi yedekler var. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda ben en iyi menajeri almıştım. Bu menajer neydi adı? Inzaghi. En iyi menajeri almıştım ve gerçekten takıma artık kimi koyarsam koyayım takımın ruhu 8'e 9'a falan düşmeyecek. Yani öyle bir sıkıntı yaşama ihtimalimiz yok. Yavaş yavaş da takımımın ruhu artmaya başladı benim. Takımımın ruhu 89'a çıktı ve takım gerçekten gittikçe iyiye doğru ilerliyor. Bayağı iyiye doğru ilerliyor. Şu kadroyu ben bir düzenleme yapacağım ancak. Bunu buraya alırsak kadro 80-91 oluyor. Bakın gördüğünüz gibi 91 takım ruhum oldu. Bu şekilde daha iyi oluyor abicim. Bu burada dursun. Hayretten de beyler, bu videoda neler mi yapacağız beyler? Bu videoda şimdi sizlere birkaç tane top göstereyim ben. Şöyle bir, bu arada PGL'lis, PES 2017 mobil videolarını gerçekten çok düşük like sayısı geliyor. Ancak izlenmeler o kadar da düşük değil. Eğer daha fazla istiyorsanız, ben like sayılarına göre çekiyorum beyler videoları. Daha fazla PES 2017 mobil istiyorsanız, lütfen ama lütfen bunu belirtmek için bir like butonuna basarsanız gerçekten çok sevinirim. Hayretten de şurada gerçekten efsane bir yorum görüyorsunuz. O tarz güzel yorumlarınızın videoda çıkmasını istiyorsanız oraya siz de güzel bir yorum yapabilirsiniz PGL'si. Haydi bakalım başlayalım şimdi beyler. Burada Special Agent'a geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir tane beleş topumuz var. Yani turnuva oynayarak şu bir şey oynayarak kazandığım bir topumuz var. Silver artı diyor. Yani ya gümüş ya altın ya da siyah, ama gümüşün ihtimali %85 falan yani. Gümüş çıkacağı çok bariz belli. Ancak burada benim birkaç tane daha topum var. Yani GP'm var. 3 tane daha GP ile top açacağım burada gördüğünüz gibi. 2 tane forvet, bir defans falan açarım. Haydi bakalım PGL'si. Bir maç yapacağız. Sonra bakalım belki başka maç da yapabilirim. Belki de yapmayı da bilirim. Bilmiyorum. Haydi bakalım. Başlayalım bakalım. Şimdi burada bana bir tane kontrat ticket verecek bu maçtan sonra. Kontrat ticket gerçekten çok önemli bir şey PGL'si. Bir Ronaldo, Messi falan çıkartırsak onların kontratları çok pahalı olacağı için bizim çok işimize yarar. Beyler, şimdi süperstarla top player arasında gerçekten çok büyük fark var. O yüzden top player oynayacağım. Kazanayım yani. En azından rahatça kazanayım ki geçebileyim. Çünkü süperstar oynayınca kaybediyorum. Takım ruhum daha 99 falan olmadığı için kaybediyorum. Bu yüzden sıkıntı oluyor. Gördüğünüz gibi takım zaten 4 yıldızlıymış. Ve %100 de kaybederdim yani. Abi Pereira'yı oynatmayacağız o zaman. Ganzo'yu mu oynatıyorduk? Biz kimi oynatıyorduk orada? Bunu mu oynatıyorduk? Aynen bunu oynatalım. Çünkü düşük formda. Haydi bakalım maçımıza başlıyoruz. Dediğim gibi video like atmayı ve güzel yorum yapmayı unutmayın. Ve hala kanala abone değilseniz de kanala abone olup gönderebilirlerini açmayı unutmayın. PG ailesi videolarımdan haberdar olabilmek için. Haydi bakalım maç başlıyor. Şimdi PG Spor VC değişik bir takım adı var. Haydi bakalım maçımız dediğim gibi başlıyor. Umarım Dania Star şimdi. Umarım kazanırız. Ama kaybedeceğimi düşünmüyorum. Takımda Marcelo falan var. Birazcık riskli tabii ki. Cuadrado'su falan var. Rakip güçlüymüş beyler, kaybedebiliriz yani. Hiç böyle emin değilim kendimden. İlk defa 4 yıldızlı bir rakiple karşılaşıyorum bu zorluktayken. Yoksa 5 yıldızlıyla da karşılaştım ama amatörde tabii ki. Şimdi Axel Witser önünde çok boş bir hareket alanı var. Nasıl bu kadar çok boş bıraktılar bilmiyorum. Rooney çok güzel aldı önüne abi, bak bu kadar iyi almasını beklemiyordum. Iniesta'yı geçersen çok güzel bir gol gelebilir. Aynen 1-0 yapıyoruz. Gerçekten çok güzel bir gol geldi ve maçın başında gol atmak bu tarz maçlarda gerçekten çok önemli. Çünkü benim için riskli bir maç bu maç. Kaybedebilirim çünkü rakibin 4 yıldızı var ve en zorun bir alt seviyesinde oynuyorum. Şimdi Marcelo güzel bir müdahale. Ben kaymadığıma rağmen Jones kaydı. İlginç. Tamam olsun. Çok güzel abi. Şimdi Wayne Rooney. Wayne Rooney. Rooney sen devam et. Stretman'ı geçersin diyecektim ki geçemedi maalesef. Şimdi Krajcovic oradan o topu alır mı? Alamadı. İlginç bir şekilde top rakipte kaldı. Şimdi Sergio Roberto güzel bir pas ver. Çok güzel abi. Krajcovic şimdi. Cuadrado güzel bir pas Marcelo'ya, ancak Marcelo'nun kontrolü gerçekten çok berbat. Beyler bu oyunda oyuncuların kontrolleri gerçekten çok kötü ya. Birazcık onun arttırılması lazım. Kaleciler de çok berbat. Yani benim Silesen'i ben hiç beğenmiyorum. Yani abi adam ceza sahası dışına kadar çıkıyor rakiple karşı karşıya kalınca, teke tek kalınca. Çok saçma çalımlar yiyor. Yani hiç müdahale falan etmiyor. Özellikle Superstar'da yani bayağı bir zor oluyor. Keylor Navas çok güzel uçtu aldık. Şimdi Rooney. Rooney. Vur bakayım. Güzel bir gol gelir mi? Aferin sana be Rooney. Bak gerçekten
Adam videoyu beklemiş abi. Videodan önce ben birazcık GP falan kasayım diye bayağı oynadım oyunu. Yani az oynamadım. Bayağı oynadım. Abi Rooney gerçekten çok berbattı. Yani size şöyle söylüyorum. Abi adam hani hiç gol atamıyor abi. Walcott atıyor. Sonra Witsel bayağı goller atıyor. Witsel bayağı iyi. Rooney videoyu beklemiş. Videoda çıldırdı abi. Helal olsun. Video için adam video için formunu korumuş. Adamın dibi tabii ki gelişmiş yani. Gelişmekte diyorum. Gelişmiş iyi olmuş yani. Artık süperstarda da oynanabilir bir duruma gelmiş. Bu maçtan sonra biraz daha gelişecek. Hatta bakın beyler çok rahat bir şekilde gol atacağım diyecektim ki rahat olmasa da attık. Direkten dönen topa vurduk. 3-0 yaptık. Gayet güzel beyler. Baya güzel bir şekilde ilerliyoruz. Dakika oldu 37 ve biz 3-0 öndeyiz abi. Yani burada artık buradan sonra çeviremez zaten. Biz atabildiğimiz kadar atalım. Abi Silesen'i görüyorsunuz beyler. Gerçekten çok kalitesiz. 80'lik bir kaleciye göre hiç beklemiyordum yani bu kadar kötü olacağını. Toptan çıkardığımda dedim aha çok güzel bir kaleci çıkardık dedim ancak hiç de beklediğim gibi gelmedi. Şimdi Wayne Rooney, Axel Witsel, Sergio Roberto tekrar Axel Witsel atmak istedi ancak top rakipte kaldı ve maçın da ilk yarısı bitiyor bu şekilde. 3-0 kazandık ilk yarıyı gayet güzel bir şekilde. 4'te 3 isabetli şutumuz var ve 3 ile gol. Beyler bu PES Mobile'deki sevmediğim özelliklerden birisi de kaleciler abi. Kalecileri söylemiştim zaten maçın başında. Kalecileri biraz daha geliştirirsiniz. Eğer Konami bu videoyu izliyorsan, Konami çalışanları, Türk'te çalışan vardır illa. Bu videoyu izliyorsan abi lütfen şu tüm şutlar gol olmasın ya. Harbi diyorum kaleciler biraz daha gelişse daha iyi olur. Abi frikikler bu oyunda FIFA Mobile'e göre çok daha zor. Ben Switch Weave yapacağım yine de. Bir vuracağım abi. Şöyle abi imkansız frikik golü geliyor mu? Wayne Rooney abi çok yakınından geçti kalenin. Bakalım nasıl vurmuşuz. Çok mu yakın geçmiş bir bakalım. Beyler çok da yakın geçmemiş ancak Wayne Rooney'den beklenmedik bir vuruş. Bence güzel vurmuş yani iyi vurmuş. Kadroya böyle bir Hakan Çalhanoğlu falan gelirse onlarla da asabiliriz yani bir şeyler yapabiliriz. Defansın çok yüksek olmadığı zaman kaçırılabilir. Ancak abi neyse tamam şimdi Theo Walcott. Theo Walcott şöyle çekti yukarı. Vurdu sol ayakla çok güzel bir gol. O yukarı çekme olayını yapmasaydım bence bu gol olmayacaktı. Çok akıllıca bir hareket yaptım. Yani yukarıya doğru oku döndürdüm. Sonra bir anda şöyle döndürdüm. Güzel bir vuruş. Çok güzel de kaçmış Volkat. Ben Volkat'ı zaten çok seviyorum. Şöyle dönme olayını yapmasaydım gol olmayabilirmiş yani. Ama gol oldu çok güzel bir şekilde. Ve 4-0 öndeyiz. Gayet de güzel oldu. Marcelo şimdi. Gonzo çok güzel paslaşmalar. Son dakikaya çok yakışır bir paslaşmalar bunlar. Rafa Silva. Rafa Silva. Açtı ortasını. Maçın sonunda bir gol mü geliyor? Ve kaleci Keylor Navas tutuyor. Ve Keylor Navas'ın top elinden çıktığı anda da maçın sonuna geliyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi maçı tamı tamına 4 tane gol atarak ve hiç gol yemeden 4-0 kazandık. Kendi üstümde göstereyim. Green screen de sıkıntı olmasın. Gerçekten çok güzel bir şekilde 4-0 kazanıyoruz maçı. Ve şimdi neye geçiyoruz? Top açılımına geçiyoruz. Bakalım top açılımında neler bekliyor olacak bizi. Umarım güzel şeyler bekliyor olur yani. Haydi bakalım. 1092 Scout ve bakalım. Abi bir 300 daha versen kontrat ticket gelecek. İşte bu Superstar'da yazsaydım bunu gelirdi ama Superstar'da dediğim gibi çok zor beyler. O yüzden hiç risk almaya gerek yoktu. 1830'umuzu da yardırıyoruz bu şekilde beyler. Şimdi 3 tane top açacağız. Bakalım bu 3 tane top içinden neler çıkartacağız. Haydi bakalım abi. Güzel şeyler çıkartacağımızı düşünüyorum. Bir dahaki ödül kontrat ticket'miş gördüğünüz gibi. Zaten bizde bir tane kontrat ticket var yani. Kontratla aramızda hiç sıkıntı olmayacak. O yüzden tüm GP'leri harcayabiliriz diyorum. Ve şimdi buradan bir tane abicim defans açacağım. Ama lütfen şöyle bir siyah top gelsin ya. Siyah top gelsin abi. Bir tane siyah top defans istiyorum. Haydi Bismillah diyorum. Haydi iyi diyorum sana. Bir siyah top istiyorum senden. Lütfen. Haydi Bismillah. Abi çok gümüş var ya. Çok gümüş var. Hiç siyah gözükmüyor bile ama ben... Hadi bastım bakalım be. Haydi bakalım abi lütfen. Sarı çok güzel abi. Sarı lütfen stoper. Stoper verirsen kabul. Abi sol bek yeter artık. Sol bek çok var bizde ya. Yapma bunu ya. Ya sarı geldi o kadar top arasından. Bir de verdiği şeye bak. Hadi bir tane daha mı defans açsam ya? Tamam. Bir dakika. Bir tane daha defans açmayacağım. Şimdi forvet açıyorum. Haydi bakalım forvetimizden ne gelecek? Haydi şöyle güzel bir forvet verir misin be? Haydi lütfen bak. Çok istiyorum forvet. Kameraya bakarak basacağım. Hiç ekranı görmüyorum şu anda ve bastım. Haydi abi lütfen. 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 Lütfen dedim sana ya. Lütfen dedim EA. Konami pardon. EA diyorum bakın. EA gerçekten ağzıma çok takılmış. Haydi abi bir tane daha forvet açmıyorum. Hemen özel topumuzu açacağım.
özel topumuzdan bakalım ne çıkacak beyler. Ben bunları sizin için bekletiyorum, biriktiriyorum ancak gerçekten çok zararlı çıkıyorum bu işlerden ya. Bayağı top kasıyorum ama hiçbir işe de yaradığı yok ya abi. Hadi bakalım. Abi gümüş top ihtimali %85 bayağı yüksek. Neyse hadi bakalım abi. Ben bastım bakalım. Abi siyah geçti artık daha geçmez. Gümüş geldi. Buradan da gümüş geldi. Bitirdim bizi iyi. Ne yapalım biz ya? Aa verdiği stopere bak abi. Verdiği şu stopere bak. Beyler ben şimdi şuradan bir tane forvet açacağım. Bana bir tane güzel sol kanat yardırırsan gerçekten çok sevineceğim be. Haydi bir sol kanat. Sol kanat altın bir sol kanata razıyız abi. Altın bir sol kanat. Tamam mı? Hadi abi altın, bak siyah demiyorum, altın diyorum. Lütfen gümüş verme ama altın diyorum sana. Altın ver. Hadi hadi sol kanat, lütfen sol kanat. Sol kanat lütfen. Yes be abi, yok artık böyle bir şey olamaz ya. Şu an var ya gerçekten Konami'yi çok sevdim ya. Harbi diyorum, çok sevdim Konami'yi ya. Abi istediğim oyuncuyu verdi. Gerçekten istediğim oyuncuyu verdi. Tam istediğim mevkiye, tam istediğim adamı, yani harbi diyorum böyle bir şey yok abi. İşte orta seviyeyle yetinince her şey oluyor abi. Tam istediğim orta seviyeyi verdi. Sen adamın dibisin be EA be. Gerçekten şu an Konami, pardon bak EA deyip duruyorum. Konami sen adamsın abi. Lorenzo Insigne be. Yem de 75 beyler, düşük de değil. 75 bayağı iyi. Şimdi ben onu bayağı yükselteceğim beyler. Hemen yükseltmek için ben birazcık squatları açacağım biriktirdiğim. Sonra squatları hemen antrenör yapacağım. Antrenör yaptıktan sonra yükseltme kısmında görüşmek üzere. Evet be yerlisi, şimdi antrenör yaptım bütün oyuncularımı. Sadece bir tane fazladan oyuncu kaldı. O da gördüğünüz gibi Lorenzo Insigne. Haydi bakalım kaça kadar yükseltebileceksin. Herkese basacağım sana. Özel antrenör falan. Sürekli ayrı ayrı basacağım. Gelişim aşamasını yavaş yavaş izleyelim bakalım. Haydi bakalım neler, ne kadar yükselecek. 1, 2, hadi 76. 77. 78 gelir mi? 78 gelmedi, tamam. 77 oldu beyler. Gayet güzel. 77 olması gayet güzel şu anda. Benim beklentim 77 idi zaten. 78 olsaydı tabii ki çok sevinirdim ancak 77 oldu. Buraya iki tane, bir tane altın, bir tane de gümüş oyuncu var. Diğerleri bronz. Haydi bakalım 78 gelir mi? Geldi. Çok güzel. 79 da geldi. Çok süper abi. 80 gelir mi? 80 gelmedi ancak altın oyuncu koyduğumuz için bayağı bir yükseltme oldu yine. Haydi bakalım abi şimdi. Lorenzo Insigne sana devam abi. Bakalım kaç reytinge yükselecek. Haydi bakalım. Şöyle abi devam abi. Yardır. Haydi bakalım. 10 tane antrenör koyduk sana. Haydi bakalım ne kadar yükseltecek. 80-81 gelir. 81 de geldi. Çok güzel abi. 81 de geldi ancak artık o kadar çok yükselemiyor maalesef. Şimdi tüm oyuncuları koyacağım beyler. Bakalım ne kadar yükselecek. Lorenzo Insigne neredesin kardeşim? 81 oldu beyler. Bayağı iyi ya. 81 çok iyi. Zaten adam kalmamış burada. Haydi bakalım. Bunları da yardırdığımız zaman da zaten bayağı bir güzel olacaktır. 82 bile olmadı ama 81 oldu. Gayet güzel. Ancak bir tane daha yükseltebilirim. Şimdi bakın nasıl yükseltebileceğimi size göstereceğim. Şimdi. Aynen buradasın. Haydi bakalım Lorenzo Insigne kardeş. Bakalım ne kadar yükseltecek seni. Abi bakalım yükseltecek mi? Haydi bakalım. Ne kadar yükseltir acaba? 82 olmadı maalesef ancak bir tane daha yükseldi ve ilerleyen seviyelerde zaten yükselme hızı düştüğü için sıkıntı yok, yani bu kadar yükselmesi de iyi. Evet be geldiniz. Karnımızın son hali gördüğünüz gibi bu şekilde. Lorenzo Insigne solda, Volkat sağda ve ileride Wayne Rooney gerçekten harika olacak. Diğer videolarda daha fazla istiyorsanız dediğim gibi like atmayı unutmayın. Ve pe geldiniz. Burada videomuzun sonuna geldik ancak şu video gerçekten efsane bir FIFA Mobile videosu ve şu videoda çok güzel bir Clash Royale videosu. O videolara giderek çok güzel videolara gidebilirsiniz. Hoşçakalın, sizleri seviyorum. Etrafında bir yerlerde de abone ol butonunu zaten görmüşsünüzdür. Ona da tıklayabilirsiniz peygellisi. Haydi bakalım hoşçakalın, sizleri seviyorum. Şunlardan birine tıklarsanız dediğim gibi sevinirim. Bay bay.